geçen sezon bu takım kendi sahasında tam 21 puan kaybetti. Beşiktaş'tan 77 puan, 64 puan, 13 puan geride bitirmiş takım. Bu sezon da şu bugünkü maça kadar 14 puan kayıpla geldik iç saha maçlarında. Kendi içindeki ortalama kaybımız daha az gibi gözüküyor. Hakemlerle bizim şampiyon olma şansımız yok dedim. Bugünkü durumla ilgili de geldiğimiz nokta itibariyle yani ben de bu camiada futbol oynadım. Bizim oyuncularımız da maçı çevirmek için bu kadar çaba sarf ederken tribünlerde daha fazla başka bir oyuncunun adı sesleniliyorsa burada hakikaten enteresan bir durum var. Bu bence sevgiyi de aşan bir durum gibi gözüküyor. Benim kendi taraftarımızla karşı karşıya gelme gibi bir lüksümüz yok. Ama bu şekilde de fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapmakta fayda olacak gibi gözüküyor. Evet, Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetinden sonra bu açıklamayı yaptı. En çok da taraftarını eleştirdi. Karşı karşıya kalmak gibi bir durumumuz olamaz dese de. İç sahada 14 puan kaybetti Fenerbahçe. Bunda taraftarın eksikliğini en önemli sebep olarak vurguladı. Öyle mi sizce? Taraftarın eksikliğini en önemli sebep olarak vurguluyorsa eğer... Taraftarın eksikliğinin sebebini de en önemli sebebinin ne olduğunu da bir incelemesi gerekir. Sorumlu pozisyonda kişi olarak. Çünkü son zamanlarda sadece teknik direktör değil aynı zamanda kulüp sözcüsü, aynı zamanda kulübün menfaatlerinin bir numaralı kolcüsü gibi davrandığına göre bir anlamda neredeyse kulüp menajeri gibi davrandığına göre şunu da düşünsün. Acaba Türkiye'nin en sadık, Türkiye'nin en iyi, Türkiye'nin takımına en fazla sahip çıkan, 3 Temmuz gibi ayıplı bir süreçte bile takımını bir an yalnız bırakmamış bir taraftar grubu. Acaba bugün niye bizi terk etti? Sualinin cevabını da aynı ciddiyette aramak zorunda. Nokta. Haftalarca konuştuğumuz için ben de bu konuda başka bir soru soramayacağım size. Gayet açık işte yine dönüp dolaşıp Valbuena'ya geldi laf hani yedek girdi oyunu değiştirdi falan diye oralara girmeyelim ama Musa Sova Fenerbahçe tribününün büyük sevgisi vardı. Evet. Musa gözyaşlarıyla terk etti stadı yani kendi kalesine attığı gol maçın belki de kırılma anıdır. Bursa Spor öne geçtikten bir dakika sonra. Onunla ilgili yorumunuzu da yaptınız. Bu konuda söyleyecek bir şey kaldı mı bilmiyorum. Artık Fenerbahçe ile ilgili kongre ile ilgili bir şey sorayım size. Kongrelere geçeceğiz gerçi Galatasaray ile birlikte ama önce kendimi düzelteyim. Konuşacak başka şeyimiz var. Siz seyirci ve taraftardan bahsettiniz. Seyircisiz bir kupa yarı finali oynanacaktı. Beşiktaş sahaya çıkmadı. Evet. Federasyon cezasını açıkladı. Malum olaylar gelişmeler. Cezası açtı değil mi? Açıklandı. Ne göre önümüzdeki sene Türkiye Kupası'ndan ben bu maçta hükmen mağlup olduğu Olibiyet. İçin bu akşam oynuyor. Elenen takım olarak. İade edecek Türkiye Kupası'ndan edimlerini. Ceza bu. Hasata dahil mi? Ayrıntıyı bilmiyorum. Zannediyorum dahil değil. Zannediyorum dahil normal, değil. Normal, doğru bir karar. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası gazoz bir kupa mı? Şimdi esas burada başka... Süt kupası mı? Şimdi burada esas başka bir şey var. Şimdi buradaki edinimlerini geri verecek değil mi? Parasal edinimlerini geri verecek. Şimdi burada Beşiktaş Sportif AŞ diye bir... Varlık var. Varlık var. Bu varlık borsaya kote, halka açık bir şirket. Doğru mu? Tabii. Halka açık bir şirketi bilerek ve isteyerek şahsi kararlarla zarara uğratmanın SPK yasasında bir karşılığı yok mu? Sermaye piyasası kurulu bu duruma ne diyecek? SPK'nın burada bir yaptırımı söz konusu olacak mı Beşiktaş Sportif AŞ'ye? Esas bunları konuşmak lazım. Çünkü orada da bir içtihata ihtiyaç var. Şu ana kadar böyle bir içtihat oluşmadı. Ama bu şimdi bu paraları geri verecekse az veya çok fark etmez. Bu paralar sonuçta küçük yatırımcıların paraları ve yönetim kurulunun almış olduğu bir karar küçük yatırımcıları zarara uğratıyor. Bunun bir sermaye piyasası kurallarına göre bunun bir karşılığı olmalı. Bu ne olacak? Bundan hiç kimsenin bahsettiğini ben görmüyorum. Burada ciddi bir sıkıntı var. Bununla ilgili bir dava açılacak mı? Bununla ilgili SPK bir soruşturma yürüyecek mi? Bununla ilgili bir şikayet olacak mı? Ne olacak? Çünkü sonuç olarak ben futbol oynadıkça, para kazandıkça bu para şirkete gidiyor ve bu şirketin ortakları var. Onlar bu parayı alıyorlar veya en azından daha az zarar ediyorlar. Şimdi bu ortadan kalktı. Sermaye piyasası
kurul açısından, kanun açısından bu ne ifade ediyor? Bunu da inşallah birisi bize bir gün bir örnekle anlatır. Şimdi bununla ilgili bir açıklama, bir ses, konuşma yok. Ama Beşiktaş cephesinden bu kararla ilgili, daha doğrusu maça çıkmama anından bu yana herhangi bir ses yok. Evet. Şu anda maç devam ediyor. Lig maçı, Beşiktaş'ın 2-0 önde kapatmıştı ilk yarıyı, aynen devam ediyor. Ve bir ses. Son iki yılın en çok konuşan başkanından pek bir ses de duymuyoruz. İlginçtir. Maçtan bir gün önce Şenol Güneş ve Kaleci Tolga, bu olaylardaki iki ana isim Bodrum'daydı. Bir organizasyon için oradaydılar. Yani bir resim verdiler aslında. Birlikte bir yerde göründüler. Hı hı. Maç sırasında da Fenerbahçe Beşiktaş'ı beklerken hakemlerle birlikte boş tribünler önünde Beşiktaş'ta kendi tesislerinde antrenman yapıyordu. Bu durumları hiç o cephelerden konuşulurken göremediğimiz bir hafta geride kaldı. Ve kongre çalışmalarına dönelim. Fenerbahçe maçına gitmeden önce başkan adaylarından Ali Koç Kadıköy'de esnafla birlikte maç coşkusu yaşıyordu. Tabii Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon tezahüratları altında. Hafta içinde de 3 Mayıs'ta Atatürk'ün Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaretinin yıl dönümünde Anıtkabir'e gidildi. Biz geçen hafta burada bir açıklama yaptık. Siz çok değerli bilgiler sundunuz. Birlikte gidecekti Aziz Yıldırım'la. Evet. Gitmediler. Neden gitmediğine dair yorumlar yapılıyor. Sizin bir fikriniz var mı? Hiç fikrim yok. Yani neyin neden yapılmadığını... Ben size bir hatırlatmada bulunayım isterseniz. Geçen hafta burada yayınladığımız divan kurulundaki konuşmada Aziz Yıldırım'ın divan başkanı Vefa Küçük'e tepkisi vardı. Tepkisi vardı, evet. O tepki üzerine olduğu yorumları var. Tabii olabilir. Bu bir bilgi değil. Olabilir, bilemeyiz yani. Dedikodular üzerinden konuşamayız ama gitmediği net vardır elbet bir sebebi. Ve bir başka... Seçim heyecanı da Galatasaray'da yaşanacak. Galatasaray'da 4 başkan adayı çıktı. Mevcut başkan Mustafa Cengiz, bir önceki başkan Dursun Özbey'in yanına 2 isim daha eklendi. Siz nasıl görüyorsunuz Galatasaray'daki seçim öncesi açıklamaları? Yani yönetim kurulu listelerini, aday listelerini. Şöyle söyleyeyim, listelerin tamamını zayıf bulduğumu ifade etmeliyim yani. Ama bu benim ifade etmem bir işe yaramaz. Sonuç olarak Mustafa Cengiz çok önemli bir vazife ifa etmiş oldu. O da şu, baskın bir seçimi engelleyerek başka adayların da ortaya çıkmasına sebebiyet verecek ve daha açık bir yarış yapılabilecek bir kongreye fırsat tanıdı. Mustafa Cengiz istemese kongreye gitmezdi. Bir yasal zorunluluğu yoktu. Yönetimi 3 ay için seçilmişti. Ama o kongreye gideceğini söylemişti. Sözünde durarak gitti. Çünkü Dursun Özbek taraftarları bir süreden beri Mustafa Cengiz'in kongre yapmayacağını iddia ediyorlardı. Mustafa Cengiz için asla böyle bir niyeti olmadığını ben biliyorum. Günü geldiğinde kongreye gitti. Takım da şampiyonluğa gidiyor. Muhtemelen büyük ihtimalle şampiyon olacak. Listelere baktığın zaman şunu söyleyebilirim. Bu listenin tamamında Mustafa Cengiz'inki hariç ben şey izleri görüyorum biraz. Eski başkan Dursun Özbek'in izlerini görüyorum. Yani tümünde, üçünde de mi? Üçünde de böyle bir izler var orada yani. Sanki hani onları biraz Dursun Özbek istemiş gibi. İşte garip şeyler oldu geçen hafta içerisinde. İşte Adnan Faruk Süren, Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren'i sürekli biliyorsunuz son birkaç hafta içerisinde çeşitli farklı gruplar arayarak işte başkanlığa aday ol falan dediler. Faruk Süren'in böyle bir niyeti asla yoktu zaten. Ve olmadı. Son olarak Faruk Süren de şey görüşürdü bildiğim kadarıyla. Adnan Öztürk geldi, sen başkan ol, ben de ikinci başkan olayım falan dedi. Faruk Süren buna da hayır dedi. Sonra bir başka kişi gelip listem hazır, gel bu listenin başına geç dedi. İsmini de vermekte mahsur yok. Mehmet Elbacı eski ikinci başkanlardan ve Galatasaray'da oldukça problemli bir isim olan Mehmet Elbacı. Faruk Süren onu da reddetti. Fakat daha sonra bu Adnan Öztürk bir genç grubu, işte ben başkan olmayacağım, şirketim izin vermiyor ama işte ben bu gençleri destekliyorum falan filan diyerek böyle bir abi pozisyonunda ortaya attı kendini ve bir liste hazırladı. Fakat ilginçtir mesela bu listeyle ilgili olarak sonra dediler ki bir Cengiz'le görüşelim de, yani Adnan Öztürk diyordu
diyordu ki işte Dursun Özbek büyük tehlike, Dursun Özbek seçilmemeli. Yani bunu engellemeliyiz diyordu aklı başında, aklı biraz başında herkesin düşüneceği gibi. Bir görüşme yaptılar Mustafa Cengiz'le. Ve Adnan Öztürk bu görüşmenin ilk bölümünde Mustafa Cengiz'e beni de listene yazabilirsin dedi. Mustafa Cengiz'in bir toplantısı vardı öğlen saatlerinde. Görüşmeyi yarım bırakarak ayrıldı. Öğleden sonra tekrar görüşmek üzere sözleştiler. Fakat öğleden sonra görüşme gerçekleşemedi. Bir telefon görüşmesi oldu. Ve Dursun Özbek de Mustafa Cengiz'le ilk görüşmesinde beni yönetim alırsan sana destek veririz diyen Adnan Öztürk bu söylemini reddetti. Ve ben böyle bir şey demedim dedi telefon görüşmesinde. Büyük ihtimalle yanındakilere karşı bir... Hani ben böyle bir şey demedim havası vermek istedi. Ve daha sonra bu birleşme olmadı. Birleşme olmayınca şimdi dört şeyle gidiliyor. Benim korkum odur ki bu durumda Dursun Özbek'in yeniden kazanma ihtimali gelir. Dursun Özbek'in yeniden kazanma ihtimali beni şu açıdan korkutuyor. Açıkçası çok ilgimi çeken bir mevzu değil artık ama beni şu açıdan korkutuyor. Galatasaray'ı büyük bir çöküşe götürür. Yani futbolcuların Dursun Özbek yönetiminde ne kadar muzdarip olduğunu ve ne kadar nefret ettiklerini bu dönemde gördük. Yani Florya'da bir Dursun Özbek korkusu var ya geri gelirse diye. Ve futbolcular şampiyon olarak belki gelmesini engelleriz diye bir düşünürler. Eğer Dursun Özbek geri gelirse gelmese bir şey olacaktır. Kulübe yağdırmış olduğu ağır faturaları tahsil etmek isteyecektir. Ne olduğu belirsiz. Çünkü hala bu faturaların neden kaynaklandığını açıklayabilmiş değil. Bu konuda yönetimin yaptığı gel şurada mutabakat yapalım sözlerine cevap vermiş değil. Fakat Galatasaray'a şöyle bir durum oluştu. Bu adaylardan sonra Galatasaray'ı gerçekten seven pırlanta gibi genç gruplar var. Bu genç gruplar biz en iyisi bu seçime gitmeyelim dediler. Bence yanlış yapıyorlar. Bu seçime gitmeleri lazım. Bu seçime otursunlar karar versinler hep beraber anlaşsınlar. Galatasaray'ı Dursun Özbek tehlikesinden kurtarmak lazım. Çünkü Dursun Özbek'in yeniden Galatasaray'a gelmesi Galatasaray'ın gerçekten büyük bir çöküşü olur. Ben bu konularla açıkçası artık birebir pek ilgilenmek taraftarı değilim kendi adıma. Bu işlerde hiçbir şekilde devreye de girmiyorum ama Galatasaray'ı seven, Galatasaray'a ömrünü vakfetmiş biri olarak Galatasaraylıların birinci vazifesinin, damarlarında akan asil sarı kırmızı kana yakışacak birinci vazifesinin Dursun Özbek'i bu kulüpten uzak tutmak. Bu kulübü bir daha Dursun Özbek kabusuyla karşı karşıya bırakmamak olduğunu düşünüyorum. O yüzden de genç Galatasaraylıları Dursun Özbek karşısında bu başkan adaylarından biri. Ozan Korkut mu? Ozan Korkut galiba da değil mi? Ozan Korkut mu olur? Mustafa Cengiz mi olur? Bilemiyorum kim olacağını. Ama bunlardan birisinin altında birleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve şunu da söylemek istiyorum son olarak. Galatasaray'da yarın bir gün tüzük değişikliği yapılacaksa eğer başkanlık seçimlerine 3 veya daha fazla aday katılıyorsa bence Galatasaray seçimleri 2 turlu olmalı. Aynen Türkiye Cumhurbaşkanı seçimleri gibi. Bu çok değerli bir öneri. Süremizin sonunda sizin gazetede de yer verdiğiniz konu Arda Turan'ın 90+2'de gördüğü kırmızı kartla Medipol Başakşehir'deki sürecini bu sezon için tamamladığını, önümüzdeki sezonu ne kadar sarsacak. Belki yarısında oynamayacak. Belki de. Onu bilemeyeceğiz. Hakeme saldırdı Arda evet. Turan. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani gazetedeki yorumunuz çok açık aslında ama son dakikamız için. Ben şöyle diyorum. Arda bir psikiyatra gitmeli, bir psikoloğa da gitmeli. İkisine birden gitmeli. İlaçlı tedavi gerekiyorsa ilaçlı, ilaçsız tedavi gerekiyorsa ilaçsız bir şekilde. Bu bir tedavi süreci gibi. Çünkü Arda gerçekten pırlanta gibi bir çocuktu yani. Hakikaten pırlanta. Ve ben eminim ki hala da öyledir. Çünkü kumaşı, özü doğru bir çocuk. Ama bu çocuk bir yandan siyasete sokuldu. Siyasetin içerisindeki alet edildi. Bir yandan ticarete alet edildi. Bir yandan birilerinin egolarına alet edildi. Ve etrafında bir garip spor dışı ama spora yandan yundan bulaşmış bir anturaj oluştu. Ve bunlar bu çocuğun dengesini bozdular. Fazlasıyla kendini bir... siyasi güce de kaptırdı böyle bir şekil şemale de girdi ve ben yaptım oldu, ben söylersem olur, ben ağzıma geleni söylerim havasına girdi. Bu doğru değil. Elbette ki güçlü bir futbolcu, güçlü bir futbol figürü olabilir Arda Turan ama güçlü futbol figürü olmak, terbiyesiz futbol figürü olmak, saldırgan futbol figürü olmak, sevilmeyen futbol figürü olmak gibi bir şey de gerektirmiyor. Arda'ya benim tavsiyem bir hekim kontrolünde bu öfkesini, bu gerilimini, bu sıkıntılarını atacak bir tedavi görmesi. Ayıp bir şey değil bu. Türkiye'nin bugün %80'i depresyon tedavisi görüyor zaten bir şekliyle. Bundan utanmasın ve bunu denesin.
Programın sonuna geldik. Beşiktaş Kayseri Spor karşısında 2-0 önde. Göztepe Evkur Yeni Malatya maçında gol sesi yok son dakikalar. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.